Arkadaşlar herkese günaydın. Pazartesi güzel bir hafta başlıyor inşallah hepiniz için. Keyifli, güzel, önce sağlıklı, güzel bir hafta olur inşallah. Şimdi dolar TL yorum yapacağım. Bugünden itibaren ufak ufak birazcık sistemi değiştiriyorum. Dediğim gibi siteye biliyorsunuz üye olan arkadaşlarımız hep başladı. Özellikle eğitim ve trade strateji sitesi olacak demiştim. Bundan sonra bugünden itibaren YouTube tarafında birazcık daha kısa insanların istediği gibi dolar TL analizi ama geri kalan hem dolar TL'nin geniş hem euro doların hem paritenin hem Brent'in hem S&P'nin hem DAX'ın hem borsanın yorumlarını Before Pro bölümünde video atmaya başlayacağım. Bugünden itibaren iyi olan arkadaşlarımız izleyebilirler Before Pro bölümünde bugün. Bilginiz olsun. Ufak ufak dediğim gibi siteden artık yorum yapacağım. Çünkü öğrenmek, bilmek isteyen, gerçekten bir şeyler anlamak isteyen insana her zaman kapımız açık ama hani trollük yapıp hani provokatörlük yapan insanlarla hakikaten ne öyle bir enerjim var ne de uğraşmak istiyorum. Gerek de yok zaten. Şimdi basitçe konuşursak hafta sonu attığım videoda da var. Özellikle izleyin. Üfürükçülere kanmayın diye yine bir video attım. Önümüzdeki 3-4 ayki kendimce haftalık olarak gördüğüm işte 5.54-5.14 bandının devamında 6 lira. Zaten bunu artık ben 2 aydır söylüyorum. Şimdi yavaş yavaş herkes de bunu kullanmaya başladı. Kullansınlar, öğrensinler. Hoşuma gidiyor benim öğrenmeleri. 6 bandına kadar gidebileceğini, 6.20'lerde belki bir tepe olabileceğini, genelde 6.50-6.80 maliyetli halkın elindeki doları kolay kolay almayacaklarını, bir bant olacağını düşündüğümü söyledim. İzlersiniz videoyu. Genel olarak Cuma gününü hatırlarsanız 5.48'leri aşamayan borsanın özellikle şuradaki 5.46-50 bölgesini kırmasıyla beraber bir satışın başladığını söylemiştim. Şimdi 2 saatlik grafiğe baktığımız zaman ve günlüğe baktığımız zaman şöyle. Şimdi tabii günlükte yaklaşık 5.20'lerden başlayan bir hareket. Yani 28-29 bin liralık bir hareket. Ve devamı 5.49'un üzerinde bir türlü gelmedi. Gelmeyince de biraz bir düzeltme başladı normal olarak. Şimdi tabii yurt dışında da dolar endeksi birazcık kuvvetleniyor. Zayıflıyor. O zayıflık da birazcık etkiliyor. Ama kısaca biz içerideki grafiğimize baktığımız sürece daha kısa vadeli şöyle 15 dakikalığını konuşalım. Yarım saatlik yapalım. 5.46 40'lar artık önemli bir direnç olacak yukarıda. 5.47-70 önemli bir direnç olacak yukarı doğru pazartesi salı. Son 3-4 saattir 5.45-15 ile 5.44-50 arası bir sıkışma yaşıyor. Bir tepki yapmaya çalışabilir. Ama dediğim gibi 46-40'ı geçemediği sürece zayıflama süreci devam eder. Esas kuvvetli bölgesi 5.42-60'lar, 5.42-40'lar bakın şurası çok önemli bir destek bölgesi olacak. 5.42-40 kırılmadığı sürece dolar TL'deki düzeltme hani burada sınırlı kalır ama 5.42-40 kolay bir destek değil, önemli bir destek. Kolay kolay kırılacağını zannetmiyorum. Buralar kırıldığında bu hafta 5.40 ve 5.36-60 şu bölge var. Ki 5.36-60 çok önemli bir bölge. Hani bakalım seçimlere kadar. Şurada 2 hafta kaldı. Fed'in toplantısı bu hafta dolardaki dünyadaki değer kaybı devam ederse hani bu bizim içeride de dolar TL'yi zayıflatabilir. Dediğim gibi göreceğiz. Dediğim gibi uzun yorumla kendi sistemde görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi haftalar şimdiden. Görüşmek üzere.